Merhaba arkadaşlar. Batı psikolojiden hemen her alanda yararlanır. Ülkemizde ise psikolojiden daha doğru düzgün hastanelerde dahi maalesef yararlanılamıyor. Psikologların mesaisi genellikle zeka testleriyle ve benzeri envanterlerle dolduruluyor. İnsanlar şayet psikiyatristler lütfederse psikologlara ulaşabiliyor. Oysa hangi psikolojik problemin altında psikolojik faktörlerin önemi, rolü yok? Psikolojik anlamda sorun yaşayan kimin danışmanlığa, desteğe, yönlendirilmeye, paylaşmaya, dertleşmeye ihtiyacı bulunmuyor? Neden aradan birkaç spesifik vaka sadece psikologlara yönlendiriliyor? Bugün Avrupa'da kanser ve benzeri organik temelli hastalıklarda dahi psikolojik destek verilirken bizde psikolojik sorunlarda bile psikolojik yaklaşımlardan imtina ediliyor. Bu maalesef psikiyatrinin alanda tekel kalma egosu ve narsizmi uğruna toplum ruh sağlığını hiçe saymasıdır. Aslında nitelikli bir ruhsal yardıma ulaşmaya mani bir tutumdur ve suçtur. Bugün reklamlarda görürsünüz. İşte son derece alımlı ve güzel bir bayan araba reklamında oynar veyahut da araba otomobil fuarlarında her otomobilin önünde son derece alımlı, güzel, şık bayanlar bulunur. Bunun altında psikolojik bir takım taktikler yatar. Çünkü insan organizmasında güzel ve alımlı kadına karşı uyanan ilginin, alakanın arabaya transfer edilmesi sağlanır. Bunu şu örnekle daha iyi anlayabiliriz. Mesela değil mi, limon gördüğümüz zaman ağzımızda bir salya salgılanır. Bir müddet sonra limon görmesek bile limonun bulunduğu o manav tezgahını görmek bile velev ki orada limon olmasa dahi kasa boş bile olsa aynı salyayı dilimizin yapar salgılamaya başlar. Yani bu uyarıcıları beynimiz geneller. Ve beraber olduğu bağlantı içinde bulunduğu bir takım uyarıcılarla arasında bir bağ kurar. Birini gördüğünde otomatikman diğerini de tetikler. Bakın burada bu psikoloji ilkesi uygulanıyor. Yine neşeli, cıvıl cıvıl seslerle reklam seslendirmeleri yapılır. Mesela bir kredi, banka reklamında böyle son derece şen şakrak konuşan kişiler seçilir. Yani örneğin şöyle saygıdeğer seyircilerimiz, bankamız %2 ile kredi, böyle bakın böyle değildir. Değerli izleyiciler, müjde gibi bakın bu şekilde son derece pozitif, son derece neşeli, şen şakrak bir takım insan söylemleriyle reklamlar yapılır. Çünkü beynimiz bu tarz uyarıcıları kendinden emin olma ve sattığı ürüne güvenme şeklinde algılar. Ya bu kişi o kadar emin ki, bakın rahat çünkü yaptığı işten emin olmayan insan gergin olur, durgun olur vesaire. Bakın burada aşırı bir pozitiflik hali var. Demek ki bu kişi son derece güveniyor kendisine. Muhtemelen de sattığı ürüne güveniyor. Bakın bilinçaltı bunu böyle algılıyor. Burada da bu psikoloji bakın ilkesi, psikolojik gerçeklik burada kullanılıyor. Yine İslami terör yaftalaması. Bakın özellikle İslam ve terör kavramları yan yana kullanılır. Neden? Bir süre sonra sadece İslam dendiğinde bile bu otomatikman terör sözcüğünün çağrıştırdığı bir takım duyguları çağrıştırır hale gelir. Çünkü psikolojideki bir ilkeye göre zamanda yakın olarak kullanılan şeyler bir müddet sonra birbirini çağrıştırmaya başlar. İslami terör bakın zamanda yakın kullanılıyor. İslam dendiğinde bir saniye bile geçmeden terör kelimesi iliştiriliyor. Arada çağrışımsal bir bağ oluşturuluyor. Bir süre sonra tabii ki bu tekrar tekrar kullanıldıktan sonra bir süre sonra artık terör kelimesi denmese bile sadece yalın manada İslam kelimesi bile kullanılsa, ortamda bulunsa artık bilinçaltımız ne yapıyor? Terör sözcüğüne uyandırdığı o duyguları uyandırmaya başlıyor. Bakın burada da psikolojiden yararlanılıyor. Bu üç örnek sadece benim seçerek konunun önemini anlatma amacıyla ortaya koyduğum
örneklerdir. Bunları pekala çoğaltabiliriz. Psikoloji aslında önemli bir bilimdir. İnsanın olduğu hemen her yerde değerlidir. Ancak psikoloji ne kadar bilim ise aynı zamanda o kadar da kanaat bilimidir. Dolayısıyla kanaati sağlam uzmanlardan görüş almak, destek almak gerekir. Çünkü insan kanaatini bilim dışı pek çok faktör de belirleyebilir. Kişinin inancı belirler, egosu belirler. Sırf egosunu yenemediği için kişinin ağzından çıkan teşhisin tersi teşhisler koyan uzmanlar tanıyorum. Kişi gidiyor, hocam benim panik atağım var diyor. Sırf bu egosuna ağır geldiği için, yani bunu sen bilemezsin, biz biliriz, biz boşa mı okuduk psikolojik saplantısından dolayı sırf kişiyi bildiği konusunda çelişkiye düşürmek, bak bildiğin gibi değilmiş, sen anlamazsın, sen panik atak zannettin ama bak değilmişsin, bunu biz biliriz deme adına son derece alakasız teşhislerin konulduğunu biliyorum. Sırf bakın, ünvan ve aşırı narsist mesleki benlik algısı nedeniyle. Yine inancı konusundaki zanlarını, tahminlerini, hurafelerini işin içine katarak çözümlemeler yapan psikologlar var. Mesela diyor ki Müslüman insanlarda diyor depresyon görülmez. Şimdi bu kişinin bu söyleminin altında ne kadar bilim var, ne kadar hurafe var. Oysa biz biliyoruz ki son derece dindar olan pek çok depresyon sorunu yaşayan insan var. Vesvese bugün en çok dindar insanlarda görülüyor. Demek istediğim arkadaşlar, psikolog olmak demek her ağızdan çıkan sözün bilimsel bir gerçeklik olduğu anlamına gelmiyor. Psikoloji ne kadar bilim ise bir o kadar, en az o kadar kanaat bilimidir. Kanaatte pek çok faktör rol oynar. Kişinin egosundan tutun inançlarına varıncaya kadar, tecrübesinden yetersizliğine varıncaya kadar pek çok faktörün sonucu olarak ortaya bir kanaat çıkar. Dolayısıyla kanaat alırken dediğim gibi kanaatine güvendiğiniz, rasyonel bakan, analitik düşünen ve sadece bilim saplantısı olan ne sadece inanç saplantısı olan, bunları son derece iyi özümsemiş, sentezlemiş, ağzından çıkanı kulağı işiten, yani özetle kanaatinin isabet oranı oldukça yüksek olan kişilerden öğüt, öneri, görüş, destek almalıyız. Ve psikoloji biliminden hayatın her alanında yararlanmalıyız. Dediğim gibi Avrupa bugün her alanda, insanın olduğu her alanda psikolojiden son derece istifade etmektedir. Ancak bizde maalesef halen hastanelerde dahi yeterince istifade edilememektedir. Psikiyatrinin gölgesinde ve güdük bir branş olarak son derece işlevsiz, son derece sığ bir fonksiyon görür hale getirilmiş durumdadır. Saygılarımla.